Dostlar merhabalar. Şimdi doğrunun analitik incelenmesine geçtik dostlarım. 1 ve 2 numaralı testini gömeceğiz hemen bu videomuzda. Bakalım ne diyor 1 numaralı sorumuz. Hemen okuyorum ilk sorumuzu. Diyor ki analitik düzlemde 1'e 2 ve 5'e 1 noktalarından geçen doğru y eksenini hangi noktada keser? Şimdi ilk önce bu noktalardan geçen doğruyu bulacağız. Y eksenini kestiği noktayı soruyorsa bir şeyin y eksenini kestiği nokta nasıl bulunur? X'ine 0 verilip y'si bulunur dostlarım. Bir kere x'imiz 0 olacak. Hatta zaten buradan Edirne ile Denizli'yi direkt eleyebilirsiniz. X 0 olacak, biz y'yi bulacağız. Peki önce doğrunun eğimini buluyorum. İki noktadan eğim bulmayı hatırlayalım birlikte. Eğim eşittir. Y'leri çıkartıyorum. 2'den 1 çıktı, 1 bölü x'leri çıkartıyorum. 1'den 5 çıktı, eksi 4. Eğimi bulduk, eksi 1 bölü 4. Şimdi A noktasına göre de doğrunun denklemini yazıyorum. Formül şuydu. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 formülünü kullanacağım dostlar. Y1 yerine A'nın apsisini yazıyorum. Yani y eksi ordinatını yazıyorum pardon. Y eksi 2 eğim çarpı yani eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi apsis yani 1. Hemen 4'ü şuraya çarpı durumunda atalım. 4y eksi 8 olur. Eksi 1'i de içeriye dağıtıyorum. Eksi x artı 1 olur. Denklemi düzenledik. Bize de şimdi hiç daha bir satır daha düzenleyebilirim ama gerek yok. Y'yi kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vermem yeterli olacaktı. Peki x'e 0 verdim mi burası gitti zaten. Eksi 8'i de bu tarafa attığımızda artı 8 geldi. 9 oldu bu taraf. Eşittir 4y. Y'yi de 9'u 4'e bölerseniz 9 bölü 4 olarak y'yi de bulmuş olduk. Demek ki x 0 iken y de 9 bölü 4 olacak. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geldik 2 numaraya. D doğrusunun eğimi nedir diye bir soru sormuş bize. Dostlar bunu da iki yolla çözebiliriz yine istersek. Birinci yol bir doğrunun eğimi x ekseniyle doğrunun kesiştiği noktadaki sağ taraftaki açının tanjant değeriydi. Yani tanjant alfayı bulacağız biz. Tabi alfa burada dik üçgen içinde değil ama tersten dik üçgen içinde bakın buradan. Alfa burada. Peki tanjant neydi? Karşısı 2 birim, komşusu 3 birim. Bakın uzunluk olarak alıyoruz. Sakın ha eksi 2 demeyin. Uzunluğunu alacaksınız burayı. Tanjant, kosinüs, kotanjant bilmem ne yazılırken bu trigonometrik fonksiyonlar yazılırken uzunluk olarak alınır. Karşısı 2, komşusu 3, 2 bölü 3'tür dedik. Sakın ha bursayı işaretlemeyin. Şimdi bu birinci yol. İkinci yolda şöyle yapabiliriz. Bir üstteki soruda eğim bulma formülümüzü kullandık ya. İki noktası belli, eğimi bulacağım. Bununki 3'e 0'dır bu nokta. Bu noktada 0'a eksi 2'dir. Ne yapıyordum? Y'leri çıkartacağım. Eksi 2'den 0'ı çıkartacağım hemen. Bölü 0'dan da 3'ü çıkartacağım. Yani x'leri çıkartacağız. Eksi 2 bölü eksi 3'ten yine 2 bölü 3'ü bulmuş olacaktık. Bu da ikinci yol. Geldik şuna. Analitik düzlemde 4'e 1, 0'a 4 noktasında kesişen eğimleri 1 ve eksi 1 bölü 2 olan doğrular x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bunu da şöyle yukarıda çözelim arkadaşlarım yine. Şimdi biz bir koordinat sistemini çizelim. Doğruları da bir gösterelim. Şimdi 0'a 4 noktası şurada. 0'a 4 noktası burada. Bu noktada kesişecekler. Birinin eğimi 1. Şimdi eğimi 1 ise tanjant kaç birdir diye sordum. 45 derece. Demek ki bunun x ekseniyle pozitif tarafta yaptığı açı 45. Eğimi diyor eksi 1 bölü 2. Demek ki bir kere bu negatif tarafta şöyle gelecek arkadaşlarım. Şu şekilde gelen bir doğrudur diyelim. Bunun da eğimi eksi 1 bölü 2 ise şuradaki açının tanjantı 1 bölü 2 olacak. Yani 4'e 8 diyeceğiz buraya. Şurası da 8 oldu. Şurası 4 birim. Tabii ki yine burası da 4 birim. Bize de bu üçgenin alanını soruyor dostlar. Değil mi? Doğru söyledik. X eksenine arasında kalan alan tabanı 12, yüksekliği 4 olan üçgenin alanı. 4 çarpı 12 bölü 2'den 24'tür dedik. Paketledik geçti. Geldik şu soruya.
D doğrusunun eğimi nedir diye bir soru sormuş. Yine dediğim gibi iki farklı yolla çözebiliriz. İsterseniz noktaları biliyorsunuz. 0'a 3 noktasıyla 2'ye 0 noktasından geçen doğruymuş bu. İsterseniz noktalardan da çözebilirsiniz. Ya da ne yapacaksınız dostlarım? Şuradaki açının, sağ taraftaki açının tanjantıydı. Ama eğer sağ taraftaki açıyı bilmiyorsak biz hemen komşumuzdan destek alacağız. Sol taraftaki açıdan bulacağız dostlarım, beta'dan. Fakat beta'dan tanjantı bulduysan eğimi söylerken beta'dan bulduğun tanjantın ters işaretlisini söyleyeceksin. Şimdi beta'nın tanjantı ne çıkar bu durumda? Tanjant beta'yı yazalım. Karşısı 3, komşusu 2'dir. Tanjant da biliyorsunuz, şimdi bize tanjant alfa lazım. Asıl eğim tanjant alfa çünkü. Tanjantta da toplamları 180 olan açıların biri diğerinin eksilisine eşit olduğu için tanjant alfa beta'nın eksilisine eşit, yani eksi 3 bölü 2 olacak eğim dediğimiz şey. Dördüncü sorunun cevabı Denizli'den gelecek. Eğer bu tanjantlarda kafayı karıştırıyorsanız arkadaşlarım, bakın şunu, noktalarını yazın. 0'a 3 bu nokta, 2'ye 0 bu nokta, y'ler farkı bölü x'ler farkı deseniz de eğimi buradan da bulabilirsiniz. Beşinci soru. Noktaları aynı doğru üzerinde. Şimdi biz analitik geometrinin noktanın analitik kısmında, yani bir önceki videomuzda da bu sorunun aynısını çözdük ve dedik ki ikişer ikişer aynı doğru üstündeki noktaların ikişer ikişer aralarındaki eğim birbirine eşittir. Yani A ile B arasındaki eğim, hemen yazıyorum, y'leri çıkarttım bölü x'leri çıkarttım, eşit olacak B ile C arasındaki eğime. Y'leri çıkartıyorum bölü x'leri çıkartıyorum. Birden 3 çıktı. Eksi 2 bölü. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 eşittir. 3'ten 2 çıktı. 1. 2 eksi a'ya. Şu eksileri artı yapalım. 2'ye bölelim 1. 2'ye bölelim 2 kalsın. Bakın 1 bölü 2. Bu da demek ki 1 bölü 2 olacak. Yani 2a 2 olacak. A da 1 gelecek o halde. 5. sorumun cevabı da Denizli'den çıkmış olacak böylelikle diyebiliriz arkadaşlarım. Ama şöyle cevaplara bakıyorum dostlar. 5. sorunun cevabını Ceyhan demiş bu. Biz bir yerde bir hata mı yaptık acaba diye bir daha bakayım ben şöyle. Aynı doğru üzerinde olduğuna göre 1'den 3 çıkacak, eksi 2. Eksi 2'den 2 çıkacak, eksi 2, eksi 2 daha, eksi 4. Tamam. Ne geldi o zaman? Eksi 2 bölü eksi 4'ten 2 bölü 4, yani 1 bölü 2. Burası tamamdır. 3 eksi 2'den 1, 2 eksi a. Şurası 2 eksi a. Pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. 2 eksi a. X'lerin farkı, çarpımını yazmışım ben. Demek ki içler dışlar yaptık. 2 eşittir 2 eksi a olacak. Buradan a'yı bu tarafa, 2'yi buraya attık. A eşittir 0 geldi. Evet, tamam. Hata bizdeymiş. Hemen düzelttik inşallah. Altıncı sorumuz. Dik koordinat düzleminde yerleştirilen kare şeklindeki kağıt eğimi 3 bölü 5 olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. Dostlar, eşit alanlı iki bölgeye ayrılması için bize verilen doğrunun, artık nasıl bir doğru bilmiyoruz ama şöyle olabilir, böyle olabilir, hiç önemli değil. Bildiğim tek bir şey var. Ağırlık merkezinden geçmek zorunda ki alanı ikiye bölsün. Şimdi biz o zaman bunun ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım. Şurası da 5 birim, burası da 5 birim. Sonuçta kare olduğu için 10'du burası. 5, 5 diye bölecek. Burayı da 5, 5 diye bölecek. Ağırlık merkezi tam ortada çünkü. Demek ki bir kere şuna A noktası dersem ben, A noktası 5'e 5 noktası. Benim doğrum bu noktadan geçiyor. Eğimini de vermiş bize M'yi. 3 bölü 5 vermiş. O halde hemen doğrunun denklemini yazalım. Y eksi y1, yani noktanın y'si. Eğim çarpı x eksi x1, yani 5. 5'i buraya atıyorum. 5y eksi 25 eşittir. 3'ü de içeriye dağıtalım. 3x eksi 15'e. Peki diyor ki bu doğru y eksenini 0'a a noktasında kestiğine göre a kaçtır? Yani y eksenini kestiği noktayı soruyor bize. Ne yapacaktık y eksenini kestiği nokta için? X'e 0 verecektik. Hemen x'e 0 verelim. Burası 0 oldu. Eksi 25 buraya artı 25 olarak gelir. 10 kaldı burada. Burada da 5y kaldı. 5'e bölersek de y'yi 2 bulduk. 6. sorumuzun cevabı da Edirne'den geldi dostlar. Evet, test 1'in ilk 6 sorusunu gömdük. Hemen 7 numaralı yeni nesil bir sorumuz var dostlarım. Bir itfaiye kamyonunun
Diyor ki merdiveninin uzunluğu 25 metredir. Merdiven bağlantı noktası yerden 3 metre yukarıdadır diyor. Merdivenin eğimi en fazla 3/4 olacak şekilde açılabildiğine göre merdivenin en uç noktasına çıkan birisi yerden kaç metre yükseklikte olur diye bir soru sormuş. Şimdi biz bunu yeni nesilden kurtaralım, biraz eski sisteme döndürelim. Şimdi bir kere şurası yer olsun arkadaşlarım. Yerden 3 metre yükseklikte başlıyormuş bizim kamyonumuzun merdiveni. Ve 25 metre boyundaymış bu kamyon. Eğimi diyor, şöyle eğimi, bunun eğimini nasıl buluyorum? Şuradaki açının tanjantı. 3/4 olacak şekilde açılıyor diyor. Demek ki şurası 3K, şurası da 4K olsun ki buradaki açının tanjantı 3'e 4 olsun. Eğimi bu şekilde olacak şekilde açıldığında şu en uç noktasındaki kişinin yerden yüksekliği. Şurayı zaten 3 metre diyebiliyoruz da şu uzunluğu bulun diyor bize dostum. E biz de buradaki özel dik üçgeni gördük. 3K 4K ise burası kesinlikle 5K'dır. 5K 25 ise K'yı 5 buluruz. 3K'yı 15 buluruz. 15, 3 daha, 18 birim, 18 metre yükseklikte olur dedik. 8. soru. Noktasından geçen ve eğimi -2 olan doğrunun denklemi. Deminden beri yazdığımız doğru denklemi formülünün sorusudur. Bunu tabii şöyle de yapabiliriz. Bize bir doğrunun denklemi sorulduğunda şıklardan da çözebiliriz bunu dostlar. Madem ki bu noktadan geçiyor, o zaman doğru cevap bu noktayı sağlayacak. Yani x yerine 2, y yerine 1 yazdığınızda bakacaksınız hangisi sağlıyor. İki şık arasında, belki de üç şık arasında kalabilirsiniz. Bu durumda bir de eğimi devreye sokacaksınız. Hangisinin eğimi de aynı zamanda -2 oluyorsa kesinlikle doğru cevap odur. Yani şu ikisini aynı anda sağlayan şıkkı bulduğunuzda hiç formül bilmenize gerek kalmıyor dostlar. Tabii biz yine formülden de çözelim. Şimdi formül şuydu. Y eksi noktanın y'si. Eğim çarpı x eksi noktanın apsisi. Düzenleyelim. Y eksi 1 eşittir. Eksi 2x artı 4 olur. Yani y artı 2x eksi 5 eşittir 0 olur. Y artı 2x olacak arkadaşlarım. Bir de eksi 5 olacak. Bakın Bursa şıkkındaki cevabımız doğru cevaptır dedik. Ve geldik 9 numaraya. Noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye soruyor. Bunu da yine 8. soruda olduğu gibi şıklardan çözerek bulabiliriz. Önce A noktasını şıklarda sağlatırız. Baktık iki şık arasında kalıyoruz. Bir de B'yi sağlayan hangisi ise doğru cevap odur deriz. İki noktayı sağlayan şık kesinlikle doğru cevaptır diyebilirsiniz. Biz şimdi normal yolla çözelim. Önce eğim bulalım. Şimdi iki noktadan eğimi nasıl buluyorduk biz? Y'ler farkı. Birden 3 çıktı. Eksi 2. Eksi 3'ten eksi eksi 2 geliyor. Eksi 3 artı 2 oldu. Eksi 1. Yani eğim dediğimiz şey eksi 2 bölü eksi 1'den 2. Şimdi A noktasına göre de denklemi yazalım hemen. Y eksi 1 eşittir 2 çarpı x eksi eksi 3, yani x artı 3. Y eksi 1 eşittir 2x artı 6 olur. Eksi 1'i de bu tarafa, ya da hepsini bir tarafa toplayalım. Y eksi 2x eksi 7 eşittir 0 oldu. Hangi şıkkımızda var bu? Y eksi 2x, ya da bunu komple eksiyle çarpıştı. Hemen eksiyle çarpalım. 2x eksi y artı 7 eşittir 0. Bakın Adana şıkkında doğru cevabımız mevcut. Peki. Geldik 10 numaraya. Aşağıda ana direği y ekseni köprü yolu x ekseni olacak biçiminde dik koordinat sistemine yerleştirilen köprü verilmiştir. Bakın bu köprü, şurası 27, şurası 27, burası 27. Şimdi burası 90 derece olduğu için demek ki buralar 45'er 45'er derece olacak şekilde şöyle dağılmış. Sonra bir kare yerleştirilmiş. Hemen şurada gösterelim şimdi bunu artık. Şu 45'leri de buraya da yazalım dostlar. Soruyu burada çözeceğiz. 45'leri buraya yazalım. Bakın buralar hep 45 45. Burası 90. Burası 45. Burası da 45 oldu mecbur. Çünkü karenin buraları da 90'ar derece. Afişin bağlı bulunduğu AD doğrusun şeklindeki ipin dik koordinat sistemindeki denklemi nedir diye de bir soru soruyor. Bizden şu AD doğrusunun denklemi isteniyor. Şimdi x eksenine paralel bir doğru olduğu için bir kere bu y eşittir bir şey doğrusudur. Y eşittir k diyelim. Dolayısıyla şuradaki
x eşittir 18'i ve y eşittir x artı 9 gibi olan denklemleri bir kere kafadan silelim. Bir kere y eşittir bir sayı olacak bu. Peki bunu bulmaya çalışalım şimdi de dostlarım. Bakın şu tam şöyle ortaya dikilmiş. Bunu biliyoruz dostlar. Karenin bir kenarına ne diyelim? A birim diyelim biz hemen. Ya da şuralara bakın. AA diyelim. AA. Karenin bir kenarı 2A oldu. Şurası da 2A. E burası da 2A. Burası da A. Burası da A. Burası da 2A. 2A diye 45-45'lerden geldi. E biz şu 3A'yı toplamda ne diyebiliyoruz? 27. 3A 27 ise A'yı da 9 diye bulduk. Bize şuradaki noktanın ordinatı lazım ki yani şu uzunluk lazım. O da 2A değil mi? Karenin bir kenarına eşit. Yani 18 oldu. Demek ki Y'si 18 olan noktadan geçiyor. Yani Y eşittir 18 doğrusu diyebilirsiniz dostlar. Gelelim 11. sorumuza. Analitik düzlemde ABC üçgeninin köşe koordinatları şöyle bir şey verilmiş. Tamam. ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortay doğrusunun denklemini soruyor. Biz bunu noktanın analitiğinde kenarortayın uzunluğunu bularak çözmüştük dostlarım. Önce şekil çizmiştik. Burada da öyle yapıyorum. Şimdi ABC üçgeni demiş. A'nın koordinatları 1'e 2, B'nin koordinatları eksi 1'e 3, C'nin koordinatları da 5'e eksi 1 şeklinde verilmiş. BC kenarına ait kenarortay diyor. O halde şu doğrunun şu kenarortay olduğunu gösterelim. AD doğrusunun denklemi bizden isteniyor. Tabii bizim öncelikle neyi bulmamız lazım? Bu D doğrusu, D noktasının koordinatları. O da B ile C'nin tam ortası olduğu için B ile C'nin toplamının yarısı. Eksi 1 ile 5'i topladım 4. 2'ye böldüm 2. 3 ile eksi 1'i topladım 2. 2'ye böldüm 1. Bakın hem A'yı hem D'yi biliyorum. A ve D'den geçen doğrunun denklemini her türlü bulurum artık. İster şıklardan giderim. Hem A'yı hem D'yi sağlayan şık hangisi diye bulurum. Ya da formülü kullanalım. Eğimi bulalım ilk önce arkadaşlarım. 2'den 1 çıktı 1. 1'den 2 çıktı eksi 1. Bakın eğimi eksi 1 olacak benim aradığım doğrunun. Hemen A'ya göre de denklemini yazıyorum. Y eksi 2 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1 geldi. Düzenleyelim. Y eksi 2 eşittir. Eksi x artı 1 olur. Hepsini sol tarafa toplayalım. Şurada yazıyorum. Y artı x olur. 1 de buraya gelirse eksi 3 olur. Eşittir 0. X artı y eksi 3 olacak. Yani Adana şıkkındaki cevap doğru cevap gelecek dostlar. Evet. Geldik test 2'ye. Doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bir şekli çizelim. Hemen göreceğiz zaten. Şimdi birinci doğrumuz x eşittir eksi 3. Şu tam x'in eksi 3 olduğu yerden geçen y eksenine paralel doğru dediğimiz doğru. İkinci doğrumuz x eşittir 2. O da şurada arkadaşlar. X eşittir 2 diyelim. Şurası 2 birim. Şurası 3 birim uzunluğunda oldu. Diğeri de y eşittir 6. Tam y'nin 6 olduğu yerden geçen. Şurası 6 birim oldu doğal olarak. Tabii şurası da 6. Burası da 6. Y'nin 6 olduğu yerden ve x eksenine paralel olan doğrudur. Y eşittir k doğruları. Bize de diyor ki x ekseniyle bu 3 doğrunun arasında kalan şu dikdörtgenin alanı nedir? Dikdörtgenin kısa kenarı 5, uzun kenarı 6, 5 kere 6'dan 30'dur dedik. Birinci sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Geldik ikinci sorumuza. Yine aynısı dostlarım neredeyse. Yine arasında kalan bölgenin alanını soruyor bize. Yine çizmeye çalışalım biz bunu şurada hemen gösterelim. Şöyle çizmeye çalışalım. Birincisi y eşittir 6 doğrusu. Hemen şöyle y'nin tam 6 olduğu yerden geçen doğru. İkincisi y eşittir eksi 2x doğrusu. Burada değer vererek de bulabilirsiniz arkadaşlarım. Bir kere 0 verdiğinizde y de 0 çıkacak. 0'a 0'dan geçecek. İşte direkt çizemiyorsanız söylüyorum tabii bunu. X'e 1 verdiğinizde mesela y'yi eksi 2'de kesecek. X'e 1 verin. Y'yi eksi 2'de kesiyor şöyle. 1'e eksi 2. Bir de buradan geçecek. Şöyle bir doğruymuş arkadaşlarım.
Şöyle bir doğru. Hatta bakın y eşittir 6 ile kesişen bir doğrudur bu dostlar. Hatta bulalım kesim noktalarını. İki doğrunun kesim noktasını bulmak için ortak çözüm yapıyorum. Yani y eşittir 6 ile y eşittir eksi 2x'i eşitlersek y'lere eşitledim. Eksi 2x eşittir 6 olur. X eşittir eksi 3 de kesişiyorlarmış. Yani şuradaki eksi 3 noktasında kesişiyorlarmış bunlar. Bir de x eşittir 0 doğrusu diyor dostlarım. X eşittir 0 tam x'in 0 olduğu yerden x'e dik olarak giden doğru, yani y ekseninden bahsediyor bize dostlar. O halde şu üçünün arasında kalan şu bölgenin alanını soruyor. E hocam burası 6, burası 3 birimse 6 kere 3 18 bölü 2'den 9'u paketledik. 2 numaranın cevabı Ceyhan'dan geldi. Diyor ki doğrusunun eğimi kaçtır? Dostlar denklemi bildiğimiz takdirde bir doğrunun eğimini nasıl buluyoruz? Y'yi yalnız bırakıyorsun. 4y eşittir. Eksi 2x eksi 7 diyelim. Y yalnız mı? Hayır değil. Yanında 4 var. O zaman bir de 4'e bölelim. Her terimi 4'e bölüyorum. Eksi 2 bölü 4 x eksi 7 bölü 4 oldu. Y tek başına kaldı mı? Evet. İşte y tek başınayken x'in önündeki katsayı senin eğimindir. Yani eğimimiz eksi 2 bölü 4, sadeleştirdik. Eksi 1 bölü 2 çıktı. 2'ye bölünce dedik. Geldik 4 numaraya. Doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Dostlar bu bizim özel doğrumuz. Biliyorsunuz bunu. Bir doğrunun şöyle x eşittir eksi 3 doğrusu bu. X eşittir k doğruları dediği zaman y eksenine paralel olan doğrular ya da x eksenine dik olan doğrular. Eksi 3 diyorsa tam eksi 3'ten geçecek ve x eksenine dik olan özel doğrulardır bunlar. X eşittir k doğruları. Peki eğim dediğimiz şey x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı değil miydi? Yani tanjant 90 benim eğimim. E tanjant 90 değil tabii ki, 90 nedir dostlarım? Tanımsızdır. O zaman bunun eğimi tanımsız olacak. Aklınızda tutabiliyorsanız x eşittir k doğrularının eğimi tanımsızdır diyebilirsiniz. Geldik şuna. Doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Biz şimdi bu doğrunun ilk eksenleri kestiği noktaları bulalım. Yani x'e 0 verdiğimde y'yi kestiği noktayı bulacağım. X 0 iken bakın y eşittir eksi 4 oluyor. Y'miz eksi 4'müş. Bunu bulduk. Bir kere y'yi eksi 4'te kesiyor. E bu 4'te kesiyor, bu değil. Bu da 4'te kesiyor, bu da değil. Bakın bu eksi 4'te kesiyor, olabilir. Şuna bakalım, bu da eksi 4'te kesiyor, Edirne bu da olabilir. Ama Ceyhan artı 4'te kesiyor, bu da değil. 3 şıkkı eledik. Sonra y'ye 0 vereceğiz. X'i kestiği noktayı bulalım. Y'ye 0 verirsem de x ne çıkar bu durumda? Y 0 iken 2x eşittir 4, x de 2 çıkar. Demek ki x'i de artı 2'de kesecek. Eksi 4 ile artı 2. Bakın Denizli'de eksi 2'de kesiyor, bu da değil. O yüzden sorumun cevabı Edirne'den gelecek dostlar. Evet, 6. sorudayız. Doğrusunun eğimi nedir diye soruyor. Biz bu doğruyu önce bir satır düzenleyelim. Şurayı 3 ile bir genişletelim. 3x eksi y bölü 6 eşittir 1. Yani 3x eksi y eşittir 6. 6'yı buraya, y'yi buraya alalım. 3x eksi 6 eşittir y olur. Y tek başınayken x'in katsayısı da benim eğimim olur. Yani 3'tür sorumuzun cevabı dedik. Evet, test 2'nin ilk 6 sorusunu da gömdük. 7. sorusuyla devam ediyoruz dostlar. Analitik düzlemde doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Hemen ne yapıyorum arkadaşlarım? Bunların şeklini çiziyorum. Şimdi birinci doğrumuzun şeklini çizelim. X'e 0 verin, y'yi 4'te kesecek. Y'ye 0 verin, x'i eksi 4'te kesecek. İşte birinci doğrumuz bu. Eksi 4 ile 4'ten geçen doğru. İkinci doğruyu çiziyorum. X'e 0 verin, y'yi 4'te kesecek burası. Y'ye 0 verin, x'i 8'de kesecek. 8 oluyor arkadaşlar x'imiz. 8'de kesecek. O zaman diğer doğrumuz da burası. İşte bir de x eksenini bulun diyor. Bu üçünün arasında kalan şu bölgenin alanını istiyor. Hocam burası 8, burası 4, burası 4. Yani taban 12, yükseklik 4 bölü 2.
24 geldi. 7. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıktı. 8 numaradayız. Noktalarından geçen doğru şu doğruya paralel ise A kaçtır diye soruyor. Dostlar iki doğru paralelse eğimler eşit. Yani M1 M2'ye eşit olacak. Peki bu doğrunun eğimi Y'yi yalnız bırakın. Bakın -2x buraya gidince Y yalnız kalıyor. +2x geliyor. X'in katsayısı 2. Yani eğimi 2'ymiş. Buradan da eğimi bulup 2'ye eşitleyeceğim. Hadi bulalım. A, Y'leri çıkartıyorum. A eksi 1'den 5'i çıkartıyorum bölü A'dan da 1'i çıkartıyorum. İçler dışlar yapalım. 2A eksi 2 eşittir. A eksi 6 oldu. Buradan da A eşittir. Eksi 4 geldi. 8. sorumun cevabı Adana'dan çıktı. Evet 9 numarayı okuyalım. Herhangi bir A noktası için böyle bir sembol vardır diyor. Eğimi M olan A noktası da AB olmak üzere. Bu sembolün karşılığı şuymuş. Eğim çarpı A noktasının koordinatları toplamıyla eğimi çarpıyormuşuz. Şu sembolün karşılığı buymuş arkadaşlar. Buna göre birbirine dik olan D1 ve D2 doğruları için. Şimdi D1 ve D2 birbirine dikse ben bunların birinin eğimine M dediğimde diğerinin eğiminin artık 1 bölü M olduğunu biliyorum. Çünkü eğimler neydi dostlarım? Eğimlerin çarpımı -1 olacaktı. -1 bölü M, pardon çok yanlış yazdım. Birinin eğimi M ise diğerinin eğimi çarpımlarının -1 olması için takla atıp işaret değiştiriyorduk. Bir de A noktasını vermiş ki bunların bize toplamları lazım değil mi? Formülde koordinatları toplamı -2 ile 3'ün toplamı da 1. Sonra şurada bir denklem var. Hadi bu denklemi bulalım. Şimdi şunun için olan kısmı yazalım. D1 çarpı D1 ile A kutusunu yapalım dostlarım. Neymiş bunun kuralı? Noktanın toplamları koordinat toplamı yani 1 çarpı eğim. O halde şöyle olur mu? Şurada yazayım. Şurada yazıyorum dostlarım. Eğimine M diyelim bunun. D1'in eğimi M çarpı 1. Artı 12 çarpı bunların eğimine ne demiştik? -1 bölü M çarpı koordinatların toplamı 1. Eşitmiş 1'e. Şimdi burayı bir toparlayalım dostlar. Ne yapalım? M ile komple her tarafı çarpalım isterseniz. M ile çarparsak güzel bir şey geliyor mu burası? M ile genişletelim mi şurayı? Biz M ile bir genişletelim bunu dostlarım. Burası M kare bölü M olur. Paydalar eşit olduğu için M kare eksi olur burası. -12. -1 ile çarptığım için. Bölü M. Eşittir 1. Hatta bu 1 ile de M'yi çarpalım. Eşittir M olsun. Şimdi hepsini bir tarafa toplayalım. Şöyle oldu. M kare. Şurada yapıyorum. Eksi M. -12 eşittir 0. M buradan 4'e -4'e 3 diye ayırırsak ya 4 ya da M buradan -3 gelecek. İki tane değerini bulduk M'nin. Zaten sorunun sonuna bakarsanız olabilirli bir soru arkadaşlarım. Biz şimdi bir 4'ü deneyeceğiz bir de -3'ü deneyeceğiz. Şimdi şunu yazalım. Bunun D1'in eğimine M demiştim. D2'nin eğimine de -1 bölü M demiştim dostlar. B yazacağız. B'nin koordinatları toplamı da 4. O zaman eğim çarpı 4 olur bununki. Yani M çarpı 4. Eksi D2'nin eğimine ne demiştik? -1 bölü M. O zaman buraya artı yapsın. +1 bölü M çarpı 4. Bu işlemin sonucu nedir diye bir soru soruyor bize. Peki önce 4'ü deneyelim. 4 dersek 16 oluyor burası. 16. 4 dersek 4'ler gidiyor. +1. 16 1 de 17. Direkt bulduk arkadaşlarım. Eğer bu olmasaydı bir de -3'ü deneyecektim ben. Ama direkt buradan çıktı. Çok uzatmadım ben de. Geldik buna. Aşağıda verilen dik koordinat düzleminde 8 eş kare. Merkezi O noktası olan karenin iki köşesi x ekseni üzerinde. Diğer iki köşesi y ekseni üzerinde. Aralığa boş bırakan şekildeki gibi yerleştirilmiş. Tamam. A noktasının apsisi 4. Gösterelim bunu. Şimdi bak şurayı birleştirdiğimizde kare ya bunlar. Şurası bir birim. Şurada iki tane var. Şöyle köşegenleri çizelim arkadaşlarım. Bakın şu köşegenler hep birbirine eşit. Şurası A. 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 Bir A da burada var. 4A'yı 4 diye vermiş bize. Demek ki A 1. Yani şunların her biri birer santim dostlarım birer. Peki
Yani biz bir karenin köşegenini 2 bulduk. O zaman şuradan aşağı indirsem köşegeni bu da 2 çıkar. Ve ben böylelikle şu D noktasının üstündeki şu noktanın apsisini 1, 2, 3, ordinatını da 2 bulmuş olurum. 3'e 2. Şimdi bir de şuradaki nokta var dostlarım. Şuraya ne dedik? 1. Şimdi aynısını burada da çizelim. Hocam burası 1 ise şurası da 1. Dostlar 1 ise şunlar da köşegen, hatta şöyle kareyi devam ettirirseniz köşegen. 1, 1 de bunlardan geliyor. Bakın şu noktanın apsisi 1, 1 daha eksi 2, ordinatı da eksi 1. İşte iki noktayı da biliyoruz. Artık biz doğrunun denklemini yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Önce eğim bulacağız dostlarım. 2 eksi eksi 1'den 3. 3 eksi eksi 2'den 5. Eğimi bulduk. 3 bölü 5. Y'ler farkı bölü X'ler farkı yaptık. Şimdi hemen şu noktaya göre de doğrunun denklemini yazalım. Y eksi 2 eşittir eğim çarpı X eksi 3'e. 5'i buraya atıyorum. 5Y eksi 10 eşittir 3X eksi 9'a. Hepsini bir tarafa toplayalım. Şurada yazalım. 5Y eksi 3X, bu tarafa toplarsam eksi 1 kalır, eşittir 0. Şimdi ya bu olacak şıklarda ya da bunu eksiyle çarpacağım. Yani hepsini bu tarafa atacağım. Eksiyle de çarpayım. 3X eksi 5Y artı 1 de olur ki bu zaten direkt Bursa şıkkındaki cevapmış dostum. Evet, geldik 11 numaraya. Aşağıda köşe koordinatları düzlemin köşeleri dik koordinat düzleminde x-y eksenlerine hidrolik bir kaldıraç verilmiştir. Kaldıracın yan tarafında bulunan koluna bir kez basıldığında kaldıraç eski konumuna paralel olarak 2 birim yukarıya hareket ediyordur. Şekildeki kaldıraç üzerine yerleştirilmiş olan doğrusal cismin dik koordinat düzlemi düzlemi üzerindeki denklemini vermiş. Bakın şu D doğrusunun denklemini vermiş bize. Buymuş. Buna göre kaldıracın koluna 3 kez basıldığında, bir kez basıldığında 2 birim yükseliyorsa, 3 kez basıldığında 6 birim yükselecek bu dostlarım bir kere. Şöyle bir 6 birim yükseldi bu. 6 birim yukarıya çıktı yani. Kendisine paralel olarak yükseliyor ve 6 birim. Bir kere paralelse dostlar bunlar, benim aradığım doğrumun da denklemi 3x eksi 4y artı k eşittir 0 diye bir şey olacak. Çünkü paralel doğrularda biliyorsunuz x ve y'lerin katsayıları oranları birbirine aynı olmalı. Ben direkt 3x eksi 4y seçtim. Aynı seçtim yani. Bir de artı sabit sayımız var. Şimdi sabiti nasıl bulacağız öğretmenim? Sabiti de şuradan bulacağız dostlar. İki doğru arasındaki uzaklığı 6 birim diye biliyoruz. Peki bu iki doğru arasındaki uzaklık 6 birimi biz nasıl buluyorduk? Formül şöyleydi. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Mutlak değerin içine sabitler farkı, yani 12 ile k'nın farkını yazıyorsunuz. Karekökün içine de katsayıların kareleri toplamını, yani 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamı 9 artı 16'yı yazıyor. İşte bu aralarındaki uzaklık 6'ya eşitmiş. Peki şurası 5 yapar. 5 ile de 6'yı çarparsak 30 yaptı. Şuradan devam ediyorum dostlar. Mutlak değer 12 eksi k eşittir 30 yaptı. Bir artı 30'a eşitleyelim. Yani 12 eksi k eşittir 30 çıksın. K buradan eksi 18 gelir. K eksi 18 olacak. Yani 3x eksi 4y eksi 18. Var mı böyle bir şey? Zaten 18'li bir şıkkımız var. O da artı 18. Bu değil yani. Bir de eksi 30'a eşitleyelim hemen şurada da. Şurada yapalım onu. Neydi? 12 eksi k'yı eksi 30'a eşitlersek 42 olur k. Bir de 42'lisi olacak arkadaşlarım. Yani 3x eksi 4y artı 42. Böyle bir şıkkımız var dostlar. Ceyhan şıkkındaki cevap doğru cevaptır dedim. Ve ikinci testi de böylelikle gömmüş olduk. Bir sonraki videomuzda 3'ü çözeceğiz. Bakıyorum 4 var mı diye. Evet, 4 de var. Hatta 5. test de varmış. 3 ile 4'ü çözeriz. 5'e de ayrı bir video çekeriz gobeller. Evet, kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.